Sevgili kova burçları, sevgili oğlak burcu kova olan arkadaşlarım, yükselen kovalar, ay burcu kovalar, partneri kova olanlar. Sizlere bir hesaplama yapıyorum. Hemen sizin sayfanıza başlıyorum. Evet. Sayfayı bulmaya çalışıyorum şimdi. Sevgili kova burçları, yükselen burcu kova olanlar, ay burcu kova olanlar. Evet, bakıyorum. Sevgili dostlar, şimdi kova burçlarına geldim. Sevgili kova burçları, 3 aydır bir sıkıntı içerisindesin. 3 aydır bir beklenti içerisindesin. Bir türlü, yani seninle uğraşanlardan başını kaldırıp özel hayatına bakamamışsın. Bu arkadaş çevresi olabilir, bu akraba çevresi olabilir. Bu işteki arkadaşların olabilir. Kendi beraber yaşadığın, aşk yaşadığın insan olabilir. Ama hep onun dediği olmuş. Sen hep taviz vere vere bugüne gelmişsin. Her şeyde taviz vermişsin. Hani o bir adım ileri gelmiş, sen 10 adım gitmişsin. O bir tek diyelim bir gününü ayır demiş, sen 10 gününü ayırmışsın. Böyle toplumsal olaylarda karşı konulamaz şekilde fedakarlık yapmışsın. İş meydana geldikten sonra da senin bir fedakarlık yapman kıymetli olmamış ve hala o insanlar senden bir şeyler istemeye devam ediyorlar ama kendiler pek bir şey vermeye niyetli değiller. Bu senin canını çok sıkmış sevgili dostum. Bir kere adaletsizliğe uğramış olabilirsin. Mahkemede bir mahkeme olayın varsa, resmi olayın varsa aleyhine dönmüş olabilir. Aleyhine çalışanlar olabilir. Bir korku ve bir kalp ağrısı çekiyorsun. Korku da şundan yana. Yani insanlardan korkuyorsun. İkiyüzlülükten korkuyorsun. Dedikodudan korkuyorsun. Hakikaten bir sıkıntıdır gidiyor. Bu ay içerisinde sevgili dostum, Ekim ayı içerisinde 313 kere ayetel kürsüyü bir günde bitirirsen, 24 saat içerisinde diyelim, gündüz 12'de başladın 313 ayetel kürsüye. Önümüzdeki günün, yani ertesi günün öğlen 12'ye kadar 313 ayetel kürsü okuduğunda ve Peygamber Efendimiz'e salat ve selam gönderdiğinde 3 büyük dileğin var, 3'ü de olacak. Üç büyük dileğin var, üç de olacaktır. 3.000 lira ile 30.000 lira arasında olabilir. Yani herkesin bütçesine göre. Bir öğrencinin borcu 3.000 liradır da bir iş adamının borcu 300.000 liradır. Bir ev kadının borcu diyelim 3.000 lira değildir de işte harcaması, evi mobilya almıştır, beyaz eşya almıştır, eşiyle beraber alımları satımları faiziyle 30.000 lira tutmuştur. Yani öyle söylüyorum. 3.000 lira ya da 30.000 lira kadar borcu olanlar diyor, 3 ay içerisinde onları ödemek nasip olacak diyor. Yani çok güzel bir borç ödemesi yaptığını görüyorum. Bu 3.000 lira, 30.000 lira olabilir ama 30.000'e kadar bir rakam da olabilir. Yani 3 ay içerisinde temel anlamda borçların çok önemli bir kısmını ödüyorsun sevgili kova burcu arkadaşım. Yalnız bu ayetel kürsüye başlamadan evvel niyet edeceksin. Niyet ediyorum işte bütün borçlarımdan kurtulmaya 3 ay içerisinde veya işte birkaç ay içerisinde kurtulmaya niyet ediyorum. Allah'ım sen bana hayırlısıyla her yerden kısmet gönder dediğinde, sen de biraz azim edip çalıştığın zaman ve tabi yan gelip yatarak para gelmiyor. Senin de çalışman lazım. Çalışman için de blokajların açılması lazım.
3 ayrı yerde 3 sayısı temel alınmış yani. Ağustos 2020'de sevgili kova burçlarına 3. 3 ay işte 3 büyük tıkanıklık, 3 büyük blokaj çıkıyor. Bunların tek tek açıldığını görüyorum. Bir mi yerden mektubu bekliyorsun, resmi evrak mı bekliyorsun? Bu defter darlık olabilir, bu bir maliye olabilir, bu bir işte hastaneden temiz bir raporu olabilir. Bir çırpıda temiz rapor alıp düze çıktığını görüyorum. Ve dükkanı olanlar, iş yeri olanlar, yani küçücük bir iş yeri de olabilir, büyük bir iş yeri de olabilir, kazançları oldukça fazla. Ve kazançları çok fazla, yetiştirme yaşın hani yetişme çağında çocuğu olanlar da çocuklarıyla ilgili böyle sağlık problemlerini çözecekler. Varsa çocuklarıyla ilgili diyelim sağlık problemi illa hastalık olması gerekmiyor. Diyelim hiperaktif, diyelim söz geçiremediğin bir çocuk. Onun biraz heybetinin gittiğini, onun biraz sıkıntısının azaldığını göreceksin sevgili dostlarım. Onun için de yine ayetel kürsü çıkıyor. Onun için de ayetel kürsü çıkıyor. Bir de etrafınızdakilerin böyle bir pisliğini, dedikodusunu böyle yakın tarihte göndereceksiniz. Dedikodu olabilir, pis yani pis işlerle uğraşan insanlar olabilir. Bu insanları kalbinize gömeceksiniz sevgili dostlar. Yani hiçbir şekilde kalbinizde kötülüğü barındırmayacaksınız. Kötü insanları, pis insanları hayatınızdan sileceksiniz sevgili dostlarım. Şimdi Ya Rahim esmasının böyle bir tılsımatı çıktı size. Bakın göstereyim sevgili kova burçları. Ya Rahim esmasının tılsımatı. Görüyorsunuz. Bu tılsımat da yazılıp üzerinize taşınırsa sıkıntıyı, üzüntüyü def ettiğinizi görüyorum. Yani bazı sıkıntılar yaşamışsınız. 121 kere Ya Rahim esmasını okuyacaksınız ve bu tılsımatı da burada gösteriyorum. Tılsımatı yazıp üzerine okumak da doğrudur. Ama tılsımata ulaşamadınız diyelim. 121 tane diyelim herhangi bir taşa, akik taşı var elimde gösteriyorum. Bir akik taşına, bir yakut taşına, diyelim bir kuars taşına 121 kere Ya Rahim esmasını okuyarak hani yeniden doğmuş gibi bir hayata kavuşabilirsiniz. Fil suresini okumanızda sonsuz fayda var. Taşınma söz konusu olabilir. Bir ortaklık söz konusu olabilir. İş yeri açma söz konusu olabilir. Bugün ortaklık bir iş açarsınız. Yarın karlarınız fazlalaşır. Dersiniz ki ben kendi iş yerimi açacağım arkadaşım. Eyvallah da diyebilirsin. Ondan sonra bunları yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ya Rahman esması, Ya Rahim dedim. Ya Rahman esması gene 280 defa okunup ya da bir lafzası bir kağıda yazılıp boynunda taşınırsa Ya Rahman esması ya da ben genelde çok öneriyorum. Her gün yüzlerce kişiye bunu öneriyorum. Size de öneriyorum sevgili kova burçları Rahman suresini bir şeyde açın, telefonunuzu açın YouTube'dan falan. Dinleyin. Evinizde Rahman suresi okunsun. Siz de günde 1.000 kere Ya Rahman zikrini çekin. Ya da çekemiyorsanız 99 kere Ya Rahman zikrini çekin. Hayatınızdaki mucizelere kucak açın. Mucizeleri görün bakalım neler oluyor. Onu söyleyebilirim. Çok büyük mucizeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Kaybolmuş bir eşyanızı bulacaksınız. Sevgili kova burçları kaybolmuş bir eşyanızı bulacaksınız. Kaybolmuş bir paranız olabilir. Gidip de gelmeyen bir paranız olabilir. Onun geldiğini söyleyebilirim. Bir devlet kapısından öyle güzel bir kağıt alıyorsunuz ki sevinçten adeta böyle dünyalar sizin oluyor. Sinmiş bir düşman, kötü bir düşman, biraz da mevki sahibi olabilir, biraz da belki para sahibi olabilir. Bu düşmanın sizinle uğraşacağını söylüyorum. Sadece siz şunu diyeceksiniz: Allah birdir ve ben yalnız değilim. O zaman bu düşmanın hiçbir şekilde size ulaşamadığını, size kötülük yapamadığını görüyorum sevgili dostlarım.
Şöyle çıkıyor. Yarım bıraktığınız eğitim olabilir sevgili kova burçları. Yarım bıraktığınız eğitimi tamamladığınızı görüyorum. Yarım bırakılmış işler, yarım bırakılmış eğitimler, bunlar tamamlanacak. Bir de bekar olan kova burcu hanımları, bekar olan kova burcu genç kızları, her yaşta olabilir. Evlilik düşünüyorsanız, kısmet açmayı düşünüyorsanız, Fatiha-i Fukara'yı çok okuyun. Ve ben de her zaman inanırım, cuma namazına giden bir yaşlı amcaya bir kilit açtırın, üç kere besmele çeksin, bir Fatiha okuyarak kilidi açsın, kısmetiniz de beraberinde açılır sevgili dostlarım. Düzgün, anlamlı ve ileriye yönelik bir plan yapmışsınız. Bu evlilik planı gibi bir şey. Yani bir insanla bir evlenme, işte düzgün bir yuvam olsun gibi bir dua etmişsiniz ve bu konuda planlar yapmışsınız, güzelleşmişsiniz, incelikler de bulunmuşsunuz. Karşıdaki kişi var ya da her neyse, yani hayat arkadaşınızı yaşamınıza davet etmek için bazı olumlamalar yapmış olabilirsiniz. Bazı dualar yapmış olabilirsiniz. Her şey yolunda, mükemmel, bütün ve tam diyor. Ekim ayı boyunca da sabredin. Ekim'den sonraki Kasım ayında, sanıyorum Ekim ayında beklemek olacak. Ama siz yine dualarınıza devam edin. İlk basamak çıkılacakmış sevgili dostlarım. İleriki dönemlerde daha da güzel şeyler olacak, onu söyleyebilirim. Çok sevap kazanacağınız bir iş var. Gönül ürpertileriniz sona eriyor. Çok sevap kazanacağın bir iş var. Bir insana mı sahip çıkıyorsun, bir insana mı yardım ediyorsun, hüsrana uğramış birisine teselli mi veriyorsun? Çok büyük bir sevaba kazandığını görüyorum. Haşr suresi son 3 ayet. Yüvelallahu lazi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadet hüver rahmanur rahim. Yüvelallahu lazi la ilahe illahu el melikül kudüsü selamun müminil müheyminil azizül cabbarul mütekkebbir subhanallahi amma yeşrikun. Yüvelallahu halikül bariul müsavvirü leylesmaül hüsna yüsebbihi leyma fissemavati velak ve hüvel azizül hakim. Ya mütekkebbir esması çıkıyor özellikle. Yani mütekkebbir esması, yani yükseklerden Allah'ın kibriyasından yardım istemek, en yüksekte olan Allah'tır. Ben sadece ondan yardım isterim babındadır. Ya mütekkebbir esmasını 250 kere günde söylediğinizde yüksek makamlardaki işlerinizin olacağını söyleyebilirim. Ona hatırlatıyorsun. Yani ilahi sisteme diyorsun ki en yukarıda olan Allah'tır. Ben sadece onu büyük bilirim. Ya kibriya, hani övünmek hamd ona aittir. Övünmek ona aittir. Gerisi sadece kuldur. Ve Yıldızname'de diyor ki kova burçlarına, sadece Allah'ı büyük görün, insanları fani olarak görün, insanlara nihayetinde bir kuldur diyor. Bunu da hatırlatıyor sevgili kova ve ay burcu, kova yükselen kova burcu olan arkadaşlarım. Kendinizden genç birisiyle bir aşk yaşayabilirsiniz. Kendinizden oldukça büyük birisiyle aşk yaşıyorsanız o bir husran. Kendinizden daha genç insanlar çıktı. Yıldıznamenizde tefekkür edin. Vücudunuzdaki hastalıklara karşı dirayet gösterin. Her şeyin yoluna gireceğini, sağlıklı, mutlu ve aşk dolu olacağınızı görüyorum. Beklediğiniz haberler geliyor. Yarım kalan bir ilişki tamamlanıyor sevgili kova burçları. Yıldıznamenizde çıkan bunlar kısaca. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir de bir bilim adamıyla ya da ilim adamıyla görüşmeniz var. O konuşmalarınızda çok hayırlı ve uğurlu olacak sevgili dostlarım. Yani onu söyleyebilirim. Aynı zamanda avucunuzun ortasına 21 kere ayetel kürsi okuyup elinizi yüzünüze sürebilirsiniz. O da şifalanmanızı sağlayacaktır sevgili dostlarım. Ben astrolog ve yaşam koçu, medyum Canan Canoğlu sevgili dostlarım. Yolculuğa çıkmak istiyorsanız da güzel bir yolculuk geldi sevgili kova burçlarına. Hoşça kalın, dostça kalın. 7/24 beni arayabilirsiniz. 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Görüşmek üzere.
üzere hoşça kalın diyorum.